Aşağıdaki polinomda verilen terimlerin değerlerin yani katsayı ve üstlerini gösteriniz. Burada terim derken işlemde birbirleriyle ekleyip çıkardığımız şeylerden bahsediyoruz. Terim yazalım şöyle. Tamam, şimdi terimlerimize bakalım. İlk terim 3x kare. İkinci değer buraya eklenmiş negatif 8x, negatif 8x. Burada eksi 8x demiyoruz. Yani 8x'i çıkarma olarak görmek yerine negatif 8x ile toplama işlemi olarak görüyoruz. Ve üçüncü terimimiz de 7. Ve buna polinom deniliyor. Poli çok demek, polinom çok terimli demek. Ya da her bir terime monomial olarak da bakabilirsiniz. Yani tek terimli olarak. İçinde bir tane terim olan polinom gibi. Neyse şimdi terimleri bulduğumuza göre katsayılara bakalım. Katsayı dediğimiz x ya da x'in üslü haliyle çarpılan sayıdır. Yani terimin x'li olan kısmı ile çarpım halindeki sayı. Umarım yeterince açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi bu terimin x kısmında x kare var, değil mi? Ve 3 ile çarpılıyor. Yani ilk terimdeki katsayı 3. İkinci terimde negatif 8 çarpı x var. Dikkatli olun, katsayı sadece 8 değil, negatif 8. Negatif 8. Son terimde burada x yok, sadece 7 var. O zaman katsayı yok diye düşünebilirsiniz. Ama 7'yi x üzeri 0 ile çarpılmış gibi düşünün. Çünkü x üzeri 0 eşittir 1. 7'ye sabit sayı desek bile 7 aslında 7 çarpı x üzeri 0'dır. Yani x üzeri 0'ın katsayısı. Bu da bir katsayı yani. Şimdi şunları bir netleştirelim. Bu üç terimde katsayı. Yazalım. Katsayı. Sorunun son kısmında bizden üsleri belirlememiz istenmiş. İlk terimin üssü 2. Yani x ikinci derecede. İkinci terimde üs, negatif 8x'in üssü. Burada x'in üssü 1'dir. Yani birinci derece. Son terimde de az önce söylediğimiz gibi bu 7 aslında 7x üzeri 0, yani üssü 0. Evet, üstleri de bulduk. Şöyle yazalım, üstler diye. Ve sorumuzu tamamlamış olduk. Hoşçakalın.